Ama ben gerçekten... İdris abimize teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gündemde kalmak önemli. Dernekten ne öğrendiniz, ne duydunuz dese evdeki anneniz babanız Çanakkale şehitleri onu konuştuk demeniz bile yeterlidir. Bu haftada yaşlılar haftasıdır. Yaşlılar günüdür. Bu nedenle yaşlılıktan, yaşlılardan bahsedelim. Ve sizi çok ilgilendirir doğrusu. Bugün tabii sizler büyüklere saygının
hürmetin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ama bunu bilmeyen, bunu istismar eden veya yerine getirmeyen gençlerimiz, çocuklarımız da az değil doğrusu. Otobüslerde görüyoruz, caddelerde görüyoruz. Büyüklerine saygı göstermeyen çocuklar yok değil, var. Ama sizler değilsiniz tabii. Bu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, siz size nimetler, rızıklar veriliyorsa, yani geçinebiliyorsanız, aç kalmıyorsanız, bunun sebeplerinden birisi de içinizde bulunan, lütfen, içinizde bulunan yaşlılardan dolayıdır. Evet, demek ki Allah-u Teala bize yemek, içmek, su, hava, gıda, bunları veriyorsa, bunlardan birisi de, bunun nedenlerinden birisi de yaşlılara acımasından, içimizdeki bulunan pir-i fani, aksakallı, nur yüzlü dedelerimiz, ninelerimiz yüzündendir. Çünkü onlar hakikaten çocuklar gibi güçsüz olmuşlardır abi. Takatla kesilmiştir. Kimisinin oğlu kızı gitmiştir, kimisi ameliyat olmuştur, hastadır. Hakikaten biçaredir. Küçüklere ihtiyaçları vardır, evlatlarına ihtiyaçları vardır. Nasılsın demeye ihtiyaçları vardır. Yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kim ki bir yaşlının elinden tutar, onu karşı tarafa geçirirse, yani kim ki bir yaşlıya hizmet ederse, Allah da ona ihtiyarlayınca, yaşlanınca hizmet edecek insanlar verir. Hizmet edecek insanlar gönderir. Yani biz yaşlılara saygı gösterirsek, biz de ihtiyarlayınca bize saygı gösterenler olacaktır. Evet, günümüzde hakikaten şehir hayatı, böyle sanayileşme, sanayi toplumu olarak insanlar birbirinden uzaklaşıyor. İnsanlar değil, çocuklar ve anne baba, hatta anne baba dedenine birbirinden uzaklaşıyor. Şu bir gerçek ki, bir ağacı düşünün. Ağacın kökleri olmazsa, yani toprağa bağlanmazsa, o ağaç topraktan su alamaz, besin alamaz, gıda alamaz, değil mi? Öyle olunca da yaprakları kurumaya başlar, meyveleri çürümeye başlar. O ağaç kurur, hatta çürüyen meyveler etrafa zarar bile verir. İşte dedemiz ve ninemiz, kimin dedesinin nesi var? Burada yanında, parmak kaldı. Yanında dedesi ve ninesi bulunan, dedesi ve ninesi yanında olan. Güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Var mı yanında mı? Kim? Anneanne. Evet. Bakın. 7-8 kişinin yanında dedesi var, ninesi var, büyük annesi, anneannesi, babaannesi var. Geride kalan 25 kişinin demek ki topraktan ağaç kopmuş. Kökler toprağa bağlı değil. Bize dinimizi, örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi, göreneğimizi öğreten dedelerimiz, nelerimizdir. Onlar olmayınca doğrusu, evet, ninemin elindeki tesbih, dedemin elindeki Kur'an, onu camiye giderken görmek, abdest alırken, öyle yetiştim ben, öyle gördüm. Ama dedenine yoksa, anne baba zaten işe gidecektir. Nereden bulacaksınız, nereden göreceksiniz? Size örnek olacak insan yoktur. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu sebeple dedesi ve ninesi yanında olanlar çok şanslıdır. Onlar, o büyüklerimiz bize örnek olmaktadır. İşte bugün birçok ailede ve hepimizde maalesef dede ve nine torununa hasret, torunlar dede ve nine demeye hasrettir. Onlardan kopan torunlar örfünü, adetini, dinini öğrenememektedir. Ağacın kökü dede nine dedik. Yaprakları ise, dalları yaprakları ise anne babadır. Meyveleri ise çocuklardır.
Bu üçlüyü ayıramazsınız. Yani ağacın kökünü topraktan, ağacın dallarını ve yapraklarını ağaçtan, meyvelerini de ağaçtan, dallarından ayırırsanız o ağaç kurumaya başlar. İşte bugün tinerci çocuklar, bugün kapkaççılar, bugün yan kesiciler, bugün önümüzü kesenler, bugün kötü işleri yapanların sebebi işte köklerin topraktan kopması, dedelerinin, babaannenin, dedelerin, büyüklerin evimizde olmayışından kaynaklanıyor. Evet. Onun için yaşlılarımıza çok ihtiyacımız var. Günümüzde en çok bilen insanlar, en çok görmüş, geçirmiş, tecrübe sahibi insanlar yaşlılardır. Ama nedense onlara pek şey sorulmaz. Yaşlılara pek şey sorulmaz. Hatta onlar bir yük gibi algılanır, huzur evlerine atılır. Evet, şu anda huzur evlerinde, bakım evlerinde benim torunum gelecek diye, çocuğum gelecek diye yollara bakan nice yaşlı var, nice ihtiyar var. Siz onların durumuna düşmek ister misiniz? Efendim, çocuklarla bir program yapıyorum. Bizim dinimiz ona cennet vaat edilir, cennete girmesi için vekilim diyor Peygamber Efendimiz. Eğer biz annemize, babamıza, dedemize, ninemize hizmet eder, saygı gösterirsek, evet, bugünkü gibi huzur evlerine atılan, bir köşeye atılıp kapımı açan, açacak kimse yok mu, gelecek kimse yok mu diye bekleyenlerin durumuna düşmeyiz. Yani biz saygıyı, hürmeti yaparsak bize de saygı gören, saygı duyan, hürmet eden evlatlarımız olur. Bugün birçok aile hakikaten buna hasrettir. Çocukları terk etmiştir. Ve bizi bizden, çoluk çocuğumuzdan, büyüğümüzden uzaklaştıracak servet, mal. Bugün insanlar işte taksitle evler alıyor, arabaların modellerini değiştiriyor, evlerdeki mobilyaları değiştiriyor, borçlanıyor. Ama o borcu ödemek için dedesini de unutuyor, babasını da, akrabasını da, dayısını da, çocuklarını da unutuyor. Belki de haftada bir çocuğuyla görüşen baba vardır içimizde. Bilemiyorum. Çünkü akşam geç saatte gelir, sabah erken gider, hem çocuklarını uyurken görür. Değil mi? Öyle aileler var. İşte hakikaten ağlanacak durumda. O çocuk sevgiden yoksundur, şefkatten yoksundur. Sevgiden ve şefkatten yoksun olan bir çocuk yarın büyüyünce maalesef o eksikliği başka yerlerde gidermek için vurmak, kırmak, dövmekle bunun, evet, bu şefkati, sevgiyi almayan çocuk saldırganlaşıyor, agresifleşiyor. Siz de bir gün büyüyeceksiniz, anne baba olacaksınız, çocuklarınızı aman ha, sevgiden, şefkatten mahrum etmeyin. Bugün yine çocuklarımız, annesi babası vardır ama birçoğu öksüzdür. Nasıl öksüzdür? Baba şefkat göstermezse, anne sevgi göstermezse o öksüzdür. Çünkü hakikaten annesi babası olmayan çocuklar da annesi babası olmadığı için sevgi, şefkat görmemektedir. Evet, yaşlılara hürmeti ve saygıyı hatırlattık. Bunu unutmayın, bu çok önemli. Sevgi ve saygı olmazsa, büyüklere hürmet olmazsa, küçüklere saygı olmazsa ne burada yaşanır, ne evinizde yaşanır, ne de okulda yaşanır. Hayat yaşanmaz olur. Hayatın yaşanabilir olması için sevgi ve saygı muhakkaktır. Cennetin yolu bilin ki sevgiden, saygıdan geçer. Peygamber Efendimiz yine öyle buyuruyor. İman etmedikçe, evet, iman etmedikçe, birbirini sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Evet. Birbirinizi saymadıkça, saygı duymadıkça, iman etmedikçe de cennete giremezsiniz. Onun için cennetin yolu sevgiden geçiyor, saygıdan geçiyor. Sevgi, saygı olsun hep aranızda. Anneniz, babanız, dedeniz, nineniz yollara bakmasın. Torunum, evladım geldi diye size sarılsın. Onları üzmeyin, onları darıltmayın, onları kırmayın ki Allah, evet, annesini, babasını üzenler, dedesini, büyüklerini üzenlere lanet ediyor.
Dünyada bakın birçok yapılan yanlışların cezasını Allah-u Teala ahirette bunun cezası verilecektir. Ama yani cehennemle, ateşle cezası verilecektir. Ama dünyada verilecek, dünyada daha ahirette bırakılmadan dünyada verilecek cezalardan birisi anne babaya saygısızlık yapmak, büyüklere saygısızlık yapmaktan dolayı o da büyüyünce onun cezasını çekecektir. Evet. Bu nedenle saygının ve sevginin yolunun, cennetin yolunun sevgi ve saygıdan geçtiğini anlattık. Büyüklere saygıdan geçtiğini anlattık. Öyleyse bizler annemize, babamıza saygı duyarsak Allah-u Teala saygı duymuş gibi oluruz. Onları üzersek, dedelerimiz, nelerimizi üzersek Allah-u Teala'yı üzmüş ve onun rızasını kazanmamış oluruz. Benim rızam, Allah-u Teala yine Rabbimiz buyuruyor. Benim rızam, razı olduğum iş Allah-u anne babanın rızasıdır buyurmaktadır. Yine ayet-i kerimede Allah'a ibadetten sonra anneye babaya iyilik edin. Onlara öf bile demeyin buyurmaktadır. Ayette Kur'an'ımızda Allah'ımız Rabbimiz. Evet. Sübhaneke duasını birlikte okuyacağız. Ben söyleyeceğim, siz de kelimeleri tekrar edeceksiniz. Önce Sübhaneke duası Kur'an-ı Kerim'de yoktu. Bir duadır. Sure değil. Sübhaneke duası bana bakıyorsun. Sübhaneke duası namaza Allahu Ekber deyince ellerimizi bağlayınca ilk okunan duası. Sübhaneke duası. İlk önce biz de öyleyse bunu öğrenelim. Allahu Ekber diye başlıyoruz. Evet, ilk önce ben söylüyorum. Tekrar ediyorsunuz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Subhaneke. Subhaneke. Allahümme. Allahümme. Subhaneke Allahümme. Subhaneke Allahümme. Teker teker okursanız Subhaneke Allahümme'dir ama geçişli okursanız Subhaneke Allahümme. Subhaneke Allahümme. Ve bihamdik. Ve bihamdik. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك Bu cümlede en çok hata yaptığınız şey şudur. Sübhaneke deyişi. Sübhaneke deyişi. Sübhan. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. 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 Subhaneke. Subhaneke. Allahümme. Allahümme. Ve bihamdik. Ve bihamdik. Ve tebârek esmük. Ve tebârek esmük. Ve teâlâ ceddük. Ve teâlâ ceddük. Ve teâlâ ceddük değil. Ve tebâredik. Ve tebâre değil. Ve tebâra. Bence rahatladın. Ve tebârek esmük. Ve tebârek esmük. Ve teâlâ ceddük. Ve teâlâ ceddük. İkisi de uzatıyor. Ve teâlâ ceddük. Ve teâlâ ceddük. Ve celle senâ'ük. Ve celle senâ'ük. Ve lâ ilâhe gayruk. Ve lâ ilâhe gayruk. Ve lâ ilâhe gayruk. Ve lâ ilâhe gayruk.
Rakamlar değil de sayı sayılır. Sayı 6 teslim alıyor. 28 kişi. Ben 35 dedim. 12, 24 kişi. Ya bizde vardı 35 kişi. 35 kişi yaptık değil mi? Fazla da getiriyorduk hocam. Bak abilerimiz ne kadar hizmet ediyor. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hocam sağ olun. Bitiriyorum arkadaşlar. Hiç şey okutabilirim. Hareket olacak var mı? Yanlışın varsa ciğerleri, dönerleri satılacak. Marco Bey. Enes. Değil mi? Enes. Allahu Ekber. Subhanek Allahümme ve bihamdik ve tebârek etmük ve teâlâ ceddük ve celle senâ'ük ve lâ ilâhe gayrük. Alıştayım. Hocam oldun belli yani. He. Bir hocam oldu orada var. Sen oku bakayım. Hadi bakayım. Allahu Ekber. Ama senin kadar güzel okuyamaz. Seni yanlış yapıyorum. Yanlış okuyacak okusun. Ersin'e dedi, dilen okuyanlar okumasın. Biraz hatalar olanlar okusun. Kim okuyacak? Kim okuyacak? Var mı? Ebru kızını okuyacak. Okusun. Yanlışları ben bize. Allahu Ekber, Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmük ve teala cettük ve celle fenâük ve lâ ilâhe gayrük. Evet, burada güzel alkışlayın. Kelime de ve de ba. Ba kelime, be, ba değil, be. Orada bir Allahu Ekber. Allahu Ekber. Subhaneke. Subhaneke. Allahümme. Allahümme. Ve bihamdik. Ve bihamdik. Ve tebârek esmük. Ve tebârek esmük. Ve teâlâ ceddük. Ve teâlâ ceddük. Ve celle senâbük. Ve celle senâbük. Ve lâ ilâhe gayrük. Allahümme ve bihamdik ve tebârek esmük ve teâlâ ceddük ve celle senâuk ve lâ ilâhe gayrük. Subhâneke. Allahümme Allahümme ve bihamdik ve tebârek esmük ve teâlâ ceddük ve celle senâuk ve celle senâuk. Ve lâ ilâhe gayrûk. Sen Subhaneke'sin, tamam mı? Sen Allahümmesin. Sen ve bihamdik. Allah'a ekberim mi hocam? Sen ve tebârekesin. Sen ve teâlâ ceddûk. Ve celle senâuk. Sen ve celle senâuk.